NASA, Mars yüzeyindeki bir kayada olası biyolojik imzaların ilk tespitini duyurdu. Gelin, bu olaya daha yakından bakalım. NASA, Mars yüzeyindeki bir kayada olası biyolojik imzaların ilk tespitini duyurdu. Kaya, Perseverance gezgini tarafından kesin olarak tespit edilen ilk Mars organik maddesini ve mikroorganizmaların geçmiş aktivitesini gösterebilecek ilginç renksiz noktaları içeriyor. Görevdeki proje bilim insanı Ken Farley, bunu Perseverance tarafından şimdiye kadar araştırılan en şaşırtıcı, karmaşık ve potansiyel olarak en önemli kaya olarak nitelendirdi. Perseverance, Viking'den bu yana Mars'ta yaşam aramak için açıkça tasarlanmış ilk görev olan Mars 2020'nin bir parçasıdır. Resmi olarak, yaşanabilirlik ve korunma ile ilgili gözlemleri bir rehber olarak kullanarak, geçmiş yaşamın olası kanıtlarını aramak, tartışmalı olarak bu hedef artık başarıldı. Geçmiş yaşam için olası kanıtlar bulundu. Ancak verilerin bu yorumunu test etmek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. İşte bildiklerimiz. Birkaç yıl önce Jezero Krateri'ne indiğinden beri Perseverance, günümüzden yaklaşık 4 milyar yıl önce oluşmuş bir dizi kayayı geçti. O zamanlar Mars, günümüzün soğuk, kuru, zehirli kırmızı gezegeninden çok daha yaşanabilirdi. Binlerce nehir ve göl, kalın bir atmosfer ve yaşam için konforlu sıcaklıklar ve kimyasal koşullar vardı. Jezero'daki kayaların çoğu tortuldur. Bir göle akan bir nehrin döktüğü çamur, silt ve kum. Yeni keşif, bu kayalardan biriyle ilgili. Gayri resmi olarak Cheyava Şelalesi olarak adlandırılan bu kaya, organik moleküllerle zenginleştirilmiş, çamur taşına benzeyen küçük, kırmızımsı bir blok. Kaya ayrıca paralel beyaz damarlarla da bağlanmış. Damarların arasında koyu kenarlı milimetre ölçeğinde beyazımsı noktalar var. Bir astrobiyolog için tüm bu özellikler ilgi çekici. İlk olarak organik moleküller karbon ve hidrojenden, genellikle kükürt, oksijen veya nitrojenle birlikte oluşur. Örnekler arasında bildiğimiz tüm yaşamın inşa edildiği proteinler, yağlar, şekerler ve nükleik asitler bulunur. Organik madde dünyadaki kayalarda yaygındır. Çoğu antik organizmaların kalıntılarından türemiştir. Ancak organik terimi biraz yanıltıcıdır. Bu tür moleküller biyolojik olmayan reaksiyonlarla da üretilebilir. Aslında bunun 4 milyar yıl önce Mars'ta gerçekleştiğini biliyoruz. Basit biyolojik olmayan organik moleküller evrende yaygındır. Ve NASA'nın Curiosity gezgini bunları Gale kraterindeki çamur taşlarında bulmuştur. Ayrıca bunların geçen yıl Perseverance tarafından Jezero kraterinde tespit edildiği bildirilmiştir. Bununla birlikte, Ken Farley yeni gözlemi Perseverance tarafından yapılan organiklerin ilk gerçek, ikna edici tespiti olarak değerlendiriyor. NASA bize Cheyava Şelalesi'nde hangi tür organik moleküllerin gerçekten mevcut olduğunu söylemedi. Bu yüzden kökenlerini değerlendirmek zor. Biyolojik olabilirler. Ancak bu soruyu çözmek için dünyadaki laboratuvarları kullanarak tam bir analize ihtiyaç duyulacaktır. Sonra damarlar. Bunlar, sıvı su yer altındaki çatlaklar boyunca aktığında, kireç taşı gibi çökelen kalsiyum sülfattan oluşur. Bu tür damarlar Mars tortul kayaçlarında yaygındır. Curiosity bunlardan bolca gördü. Ve tabii ki bunlar normalde yaşanabilir koşulları temsil etseler bile biyolojik imzalar değildir. Kendi çalışmam, yeraltı çatlaklarında yaşayan mikroorganizmaların, kalsiyum sülfat damarlarında sıkışan kimyasal fosiller üretebileceğini gösterdi. Ancak garip bir şekilde, Cheyava Şelalesi'ndeki damarlar aynı zamanda magmatik bir mineral olan olivin de içeriyor. Bu, suyun yaşam için çok yüksek sıcaklıklarda enjekte edildiğini gösterebilir. Bir şekilde bilmek için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Son olarak, o beyazımsı, renksiz lekeler ne olacak? Bunlar, dünyadaki kırmızı tortul kayalarda yaygın olarak görülen redüksiyon lekelerine, yani leopar lekelerine benziyor. Bu tür kayalar paslı kırmızıdır. Çünkü oksitlenmiş bir demir formu içerirler. Kimyasal reaksiyonlar demiri daha az oksitlenmiş bir duruma dönüştürdüğünde çözünür hale gelir. Su, pigmenti taşıyarak geride beyaz bir leke bırakır. Dünyada bu reaksiyonlar genellikle yer altında yaşayan bakteriler tarafından yürütülür. Tıpkı hepimizin havadaki oksijeni kullanmamız gibi, oksitlenmiş demiri bir enerji kaynağı olarak kullanırlar. Mars'ta, bakteri benzeri organizmalar reaksiyonu tamamlamak için kayadaki organik maddeyi kullanmış olabilir. Tıpkı yediğimiz yiyeceklerden gelen glikozu kullandığımız gibi. Mars'ta daha önce indirgeme noktaları görülmemişti. Ancak Curiosity'nin Gale kraterinde gözlemlediği artılmış doğrusal haleler biraz benzer. Ancak her zamanki gibi dikkatli olmak gerekiyor. Biyolojik olmayan olası nedenlerin araştırılması ve elenmesi gerekir. Demir eriten reaksiyonlar, yaşam olmadan tortul kayalarda gerçekleşebilir ve gerçekleşmektedir. Cheyava Şelalesi noktalarının koyu kenarları, hem demir hem de fosfat bakımından zengindir. Daha önce Mars'taki bazı kalsiyum sülfat damarlarının etrafında meydana geldiği öne sürülen bir ilişki. Bu gözlem yaşamla tutarlıdır. Ancak aynı zamanda asidik sıvılar tarafından yönlendirilen kimyasal reaksiyonlarla da tutarlıdır. Yeni bulgular yine de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nı Perseverance'ın başlatması gereken sorunlu milyarlarca dolarlık örnek alma programına devam etmeye çağıranları cesaretlendirecek. Gezici şimdi Cheyava Şelalesi kayasından bir parçayı çekirdekledi. Mevcut planlar gerçekleşirse, büyük bir uzay aracı bu parçayı toplayacak ve dünyaya getirecek. Daha sonra Perseverance'daki aletlerden çok daha yetenekli, son teknoloji laboratuvarlarda analiz edilecek. Bu gerçekleşene kadar, Perseverance'ın Mars'ta gerçekten antik yaşam fosilleri bulup bulmadığından emin olamayız. Şimdiye kadarki kanıtlar kesin değil, ancak kesinlikle cezbedici.